Kasım 2011'de başladık biz bu çalışmaya. Ders kitapları izleme grubu oluşturduk ve bir proje başlattık. Öncelikle uzun bir tarama sürecinden önce biraz kitap ve yayın evi araştırması yaptık. Çünkü geçen sene önce önümüze şunu koyduk. Geçen sene Talim Terbiye'nin yayınladığı 2011-2012 ders yılında hangi kitaplar okutulabilir şeklinde onay görmüş. 30 civarı, yanılmıyorsam 37 tane kitap tespit ettik. Bunlar 1. sınıf, 8. sınıf arası sosyal bilimler alanındaki kitaplar. Yani buradan kastım şu, 1'den 4'e kadar hayat bilgisi kitapları, 4. sınıftan sonra sosyal bilgiler kitapları. Önce bunu belirtelim, bizim alanımız bununla sınırlı. İlköğretim kitapları üzerinde bu projede yoğunlaştık. Daha sonra şunu merak ettik, biliyoruz ki artık Milli Eğitim Bakanlığı farklı illere özel yayın evlerinin bastığı kitapları da dağıtıyor. Yani sadece MEB'in, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yazdığı ya da yazdırdığı komisyon kitapları ya da başka yazarlara yazdırılan kitaplar haricinde özel yayın evlerinin kitapları da var. Bunları biraz araştırdık. Bunu araştırmak biraz bizim için uzun bir yolculuk oldu diyebiliriz. İnternet sayfasında herhangi bir bilgiye ulaşamadığımız için biz de kendi bilgi alma hakkımızı kullandık. Siteden, Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden böyle bir talepte bulunduk. Bizim talebimizin üzerine de onlar o listeyi internet sitesine koydular. Yani biz böylelikle sonuçtaki hani bu sene tüm Türkiye'de hangi ilde hangi kitabın okutulduğuna dair bir bilgi elde ettik ve bu kitapların üzerine yoğunlaştık. Toplam elimizde 15 tane kitap var. Şimdi biraz yöntemden, süreçten ve kitap listesinden bahsedeceğim size. Hani nasıl bir yöntemle süreci izledik. Ama ondan önce ders kitapları neden önemli diye çok kısa bir giriş yapmak istiyorum. Şimdi hem bir söylem açısından ders kitapları önemli bizim için. Hala yapılan araştırmalar gösteriyor ki, yani sadece Türkiye'de değil, dünyada en temel pedagojik araç olarak kitap kullanılıyor, ders kitabı kullanılıyor. Hem öğretmen için, hem öğrenciler için birinci başvuru kaynağı. Bu yüzden bizim için önemli. İkincisi, bir söylem üretmesi, biraz önce de söylediğim gibi, simgesel bir değeri var ders kitabının. Aynı zamanda o ders kitabı toplum tarafından, öğrenci ve öğretmen tarafından, aynı zamanda tabii ki etkilenen anne babalar tarafından meşru bilgiye ulaşma kaynağı olarak da görülüyor. Yapılan araştırmalar zaten hatta bunu da gösterir. Bu konuda başka araştırmalar da var. Temel başvuru kaynağı olarak aile içinde bile kullanıldığını gösteriyor bize ders kitabının. Aynı zamanda toplumsallaşma sürecinde önemli rol oynuyor dedik. Neden öyle düşünüyoruz? Çünkü hani öncelikle şunu söyleyeyim, yani toplumsallaşmadan neyi kastediyoruz? Yani bir bireyin aslında fikir dünyasının ve davranış şekillerinin oluşması. Buna bir toplumsallaşma süreci dersek eğer, genel sosyolojik perspektifle önce aileden, daha sonradan okuldan aldığı bunu kabul ediliyor. Daha sonra da günümüzde medyayı buna üçüncü olarak ekleyebiliriz. İkinci basamağı olarak düşünürsek, bireyin toplumsallaşma sürecinin okul. Okulda da en önemli araç ders kitabı oluyor. Dolayısıyla öğrencilerin fikir dünyasının ve davranış şekillerinin gelişmesinde çok önemli bir etkisi var. Devam edelim. Şimdi yöntemden biraz bahsedeceğim. Taranan kitaplardan önce. Yöntemde öncelikle hepiniz biliyorsunuzdur, Tarih Vakfı'nın iki kere yaptığı bir proje vardı. Ders kitaplarında insan hakları projesi. 2003 yılında ve 2007 yılında yapılmıştı bu projeler. Buradaki temel kullanılan niteliksel tarama ölçütlerini kullandık biz burada önce. Bu ölçütler buraya koymadım çünkü çok ayrıntılı maddeler var. Size kısaca bilgi vereyim. Belli başlıklar altında ders kitaplarının insan hakları ihlalleri konusunda taranmasına dayanan ölçütler. Mesela bir başlık ayrımcılık olabilir, bir ayrımcılık, bir başlık kadına yönelik ayrımcılık, başka bir başlık barış hakkının ihlali gibi çok temel konularda insan hakları problemlerini kitaplarda bulmaya yönelik bir tarama listesi var. Biz önce bu göstereceğim kitapları listeye bakabilir miyiz? Şimdi bu evet, taranan kitaplar bu liste bu sene biraz önce bahsettiğim Türkiye'nin farklı yerlerine dağıtılmış 1. sınıftan 8. sınıfa kadar İnkılap Tarihi kitabı dahil değil. Bu sene Türkiye'de okutulan kitaplar. Biz bu kitapları iki kere taramadan geçirdik. Birinci taramamız Tarih Vakfı'nın genel kullandığı niteliksel tarama ölçütleri. Daha sonra, bundan sonra ek kriterler koyduk. Ek kriterler koymamızın nedeni de biraz daha bu kitapları derinlemesine inceleme isteğimizdi. Genel bir ilerleme gördüğümüz için bundan daha sonra bahsedeceğim. Bu kitapların
çok daha ayrıntılı incelenmesi gerektiğine karar verdik ve kendi ek kriterlerimizi oluşturduk. Bu ek kriterlerde kitaplarda hangi rol modeller yansıtılıyor, kitaplardaki görsellerde nasıl imgeler yansıtılıyor, kitaplarda ne yok, çünkü olan kadar olmayan da aslında ders kitaplarında önemli gibi başlıklar koyup tekrar bir taramadan geçirdik kitapları. 3 kere atölye çalışması yaptık. Bundan ayrıca yaptığımız toplantılar var. Atölye çalışmalarında da hep birlikte belli başlıklara yönelmeye başladık. Bu sefer elimizde çok fazla data birikti hakikaten. Yani bu tarama ölçütleriyle birlikte ders kitaplarının belirli sayfasındaki görseller vesaire metinlerin de hep birlikte yer aldığı bir kocaman bir dosya oldu elimizde. Ve daha sonra bunları biz belli başlıklarda oluştuğunu gördük bu sorunların ve belli başlıklarda ayırmaya başladık. Militarizm ve toplumsal cinsiyet bunlardan sadece iki tanesi. Biz daha sonra diğer raporlarda ve yaparsak eğer sunumlarda onları da sizinle paylaşacağız. Şimdi isterseniz Muhsine ile başlayalım. Muhsine bize militarizm konusundaki bulgularını paylaşacak. Ben de daha sonra toplumsal cinsiyetle devam edeceğim. Merhabalar. Ben sizlere hocamın da dediği gibi ders kitaplarında militarizm olgusundan bahsedeceğim. Ders kitaplarının içerisinde ne yazdığı, hocamın da tek belirttiği gibi içinde ne yazdığı, bir konu hakkında ne söyleyeceğimizi, o konudaki resmi anlayışın ne olduğunu bize anlatır ve bizim bu konudaki konuşmalarımızı sınırlandırır ve biçimlendirir. Militarizm konusu ise yakın zamanda Milli Güvenlik Dersi'nin kaldırılmasıyla da yeniden gündeme gelen bir konu. Ancak bizim burada yaptığımız çalışmalarla ortaya koymak istediğimiz en önemli şey, konunun sadece Milli Güvenlik Dersi ile sınırlı olmadığı, bunun hemen her ders kitabında karşımıza çıkabilen ve meşruiyetini sağlayan bir konu olduğuydu. Militarizm, askeri değerlerin sivil alanı kapsayacak şekilde genişletilmesi, hayatın diğer alanlarında askeri alanın etkisinin altının çizilmesi şeklinde genişçe tanımlanabilir. Aynı zamanda militarizmin özellikleri olarak askerliğe ve orduya ait tüm değerleri kutsal görme, şiddetin normalleştirilmesi, ölüm ve öldürmenin yüceltilmesi, askerliğin kültürün bir uzantısı olarak yansıtılması ve sivil alanın değersizleştirilmesi sayılabilir. Biz bu işte 7 sınıfta Milli Eğitim ve Özel Yayın Evleri'ni inceledik. Burada gördüğümüz sorunlu örnek sayısının kitaplara göre dağılışını görüyoruz burada. Biz çok anlamlı bir farklılık tespit etmedik Milli Eğitim ve Özel Yayınlar arasında. Ancak 4, 5 ve 6'da sorunların arttığına dair bir tespitimiz oldu. Ve militarizmin ders kitaplarında 4 ayrı örüntü gösterdiğine dair bir tespitimiz var. Bunlar biz kurgusu, askeri değerlerin yüceltilmesi, düşman tehdit algısı ve dilin kullanımı yönünde. Biz kurgusundan bahsetmek gerekirse, bu biz kurgusu ulus devletin tanımına kimlerin dahil olduğu, milli kültürü kimlerin oluşturduğu ve bu kişilerin hangi değerlere sahip olması gerektiği şeklinde tanımlanabilir. Algısının içerisine kimin dahil olduğu kadar kimlerin dışlandığı da önemlidir burada. Bu bağlamda incelediğimiz kitaplarda Türkiye Cumhuriyetlere, onlarla ortak olarak paylaştığımız değerlere, annelere, geleneklere, atasözlerine, deyimlere sıklıkla yer verilirken, Türkiye'deki pek çok etnik, dini, fikri farklılıkların göz ardı edildiğini gördük. Biz kurgusu yapılırken üzerinde durulan en önemli unsurun süreklilik olduğu görülmektedir. Biz anlayışının kurgulanmış değil de doğal bir şey olduğu düşüncesi ders kitaplarında sıklıkla yansıtılmaya çalışılmıştır. Ben sizinle bu söylediklerimi en iyi özetleyen 6. sınıf kitabında yer alan İpek Yolunda Türkler konusunu paylaşmak istiyorum. İlk önce bu konu destanlarla birlikte Büyük Hun Devleti, Köktürk Devleti, Uygur Devleti gibi devletlerin tanıtımıyla başladıktan sonra asker millet konusuna giriyor.
Ve burada Mete Han'ın onluk sistemle beraber Türk Kara Ordusu'nu kurması anlatılıyor. Ve bunun hemen akabinde gelen iki sayfada modern Türk ordusuna geçilip Atatürk'ün ve daha sonra da işte yabancı generaller ve devlet adamlarının söylediği sözlerle Türk ordusunun övülmesi şeklinde devam ediyor. Bundan sonra neden sonra bir İpek Yolu anlatılıyor. Ve ondan sonra gelen sayfalarda sırasıyla Çöle İnen Nur başlığıyla İslamiyet'in doğuşu, Türk büyükleri kendilerini anlatıyor başlığıyla büyük Türklerin yaptıklarının kendi ağızlarından anlatılması, yıllardır süren tatlı gelenek mesir macunu şenlikleri ve çizgilerin dili başlığıyla o günlerden bu kanuni zamanına kadar yapılmış sanat etkinliklerinden bahsediliyor. Önceki sayfalarda askerlerde bir şey var, görebilir miyiz? Var, oraya gelelim. Bir önceki sayfalara gel. Burada anlatılmaya çalışılan sanat, bilim, gelenek ve Türklük konularında yansıtılmaya çalışılan süreklilik algısını askerlik ve İslamiyet'le pekiştirilmeye çalışıldığını görüyoruz burada. Coğrafi olarak İpek Yolu'yla, millet olarak Türklük'le alakası olmayan İslam'ın, Türklerin İslamiyet'i kabulü çerçevesinde burada alıntılanması ilginçtir. Mete Han'ın Türk ordusunun temellerini atması konusu ise ordunun faziletlerine bağlanmasıyla dikkat çekmektedir. Burada eğer askerlik ve İslamiyet konusuna hiç girilmemiş olsaydı ve basitçe İpek Yolu coğrafyasında ve o zamanda yaşamış Türk devletlerinden bahsedilseydi belki herhangi bir sorun olmayacaktı. Ama bu iki konunun da araya sıkıştırılması bize bunun bir belirli bir anlamı olduğunu düşündürdü. Bu süreklilik mesajının bize verilmeye çalışıldığını, yani biz doğal olarak Türkler olarak en başından beri Müslümanız, en başından beri askeriz. Bu sürekliliğin bize kazandırılmaya çalışıldığı imajını yarattı bizde. Yani kimliğimizin, kültürümüzün, ortak değerlerimizin hangi alanlarda süreklilik gösterdiği, nelerin bizim için önemli olduğu ve doğal kabul edildiğini burada net bir şekilde görebilmekteyiz. Kitaplarda gözlediğimiz ikinci örüntü ise askeri değerlerin yüceltilmesi hususunda. Burada askerlerin, askerliğin ve askeri özelliklerin sıklıkla vurgulandığını, askeri alan dışındaki kişilerin askeri özelliklerle anıldığını ya da bu kişilerin bu özellikleri benimsediğini görüyoruz. Burada özellikle Kurtuluş Savaşı'nın sıklıkla referans gösterildiği kitaplarda Türk ordusunun başarıları ve bu başarıyı getiren özelliklerinden övgüyle bahsedilmiştir. Askerliğin kültürel bir değer olduğu ön kabulünden hareket eden kitaplar askeri niteliklerin gurur duyulacak, savaşın doğal getirisi olan öldürme halinin ise kahramanca bir davranış olduğu mesajını vermektedir. Buradaki yüceltme iki yönlü olarak gerçekleşmektedir. Birincisi askerlerin kendilerin askeri değerlerin övgüyle bahsedilmesi, ikincisi de sivil alandaki kişilerin kendi askeri özellikleri benimseyerek bunları benimsediğini gurur duyarak anlatması şeklinde. Bu verdiğim ilk örnek Milli Eğitim kitabının 6. sınıf kitabından alınan bir örnek. Burada ilk başta işte tekrar ordu millete, millet olduğumuz mesajı veriliyor. Akabinde askerliğin bir vatan hizmeti olduğu söyleniyor. Ve bizim burayı alıntılamamızın sebebi olan Türk ordusunun en önemli 3 özelliği başlığı altında. Verilen her türlü emre tam itaat etme, süratli ve isabetli karar verme, hedefi vurmada tam isabet şeklinde. Yani yani hangi ordu hedefi vurmada isabetsiz? Evet, yani isabetsiz bir ordu varsa eğer bunlar Türk ordusunun 3 önemli özelliğidir. Ondan sonra bu şekilde bu özellikler öğrencilere gösterilmiştir. İkinci örnek Tuna 4. sınıf kitabı. Burada ise bir öğrenci 23 Nisan dolayısıyla Atatürk'e yazdığı mektupta işte bir Kurtuluş Savaşı CD'si seyrettiğini söylüyor.
Ve bu CD'de işte bayrağı hiç ayaklar altına aldırmayan askerimize özenip sen planlı çalıştığın için ülkeyi kurtardın, ben de senin gibi sabırlı ve disiplinliyim diyerek askerin özelliklerini kendisinde benimsediğini atasına yazmaktadır. Bir üçüncü örneğimizde bu üç arkadaş konuşmakta, Zeynep, Ece ve Okan. Zeynep ile Ece okula devam ediyorlar. 6. sınıf Evet, bu da MEB'in 6. sınıfından alınmış bir örnek. Bu Zeynep ile Ece 6. sınıf öğrencisi. Okan ise okulu bırakmış, okumamış. Bu üç öğrencinin burada tartıştığını görüyoruz devlet meseleleri hakkında. Önce vergiden bahsediyorlar. Hemen akabinde konu askerliğe geliyor. Zeynep diyor ki Kurtuluş Savaşı'nda bu vatanı hep birlikte kurtardık. Askerlik bu yüzden çok kutsal bir vatan borcu. Bence kadınlar da askere gitmeli. Okan buna karşı çıkıyor. Ece ise tekrar evet Kurtuluş Savaşı'nda bu ülkeyi beraber kurtardık. Tabii ki hani gitmeli. Ayrıca ülkemizin savunma için daima hazırlıklı olması gerekiyor şeklinde bir açıklama yapıyor. Ve Zeynep de sosyal bilgiler dersini iyi takip eden Ece arkadaşını kutlayarak bunun ne kadar etkili ve doğru cevaplar verdiğini söylüyor. Ve şuradaki kutuda da sosyal bilgiler dersi bizim sosyal ve etkin bir vatandaş olmamıza ne gibi katkılar sağlar diyerek sosyal bilgiler dersinin kazanımlarının bunlar olduğunu bize anlatıyor. Burada Koza 5. sınıfta. Bu 7 yıllık müfredat içerisinde başka hiçbir mesleğin, bir doktorun, bir avukatın, bir sanatçının ya da herhangi bir esnafın gelip mesleğini tanıttığına hiç şahit olmuyoruz. Ama ilk defa Koza'da bir subay okulu ziyaret ediyor. Bu da zaten başlı başına bir veri aslında ama konuşmalar da çok ilginç. Öğrenciler yüzbaşına sorular soruyorlar. İşte Kurtuluş Savaşı'nı askerimiz kazandı ama işte o zaman neden savaşın çıkmasını engellemedi gibi. O da diyor ki hani o zaman düzenli bir ordumuz yoktu. Ondan sonra ikinci soru tabii ki bir daha hani aynı durum tekrarlar mı sorusu. Subay da burada diyor, ülkemiz dünyada çok önemli bir yerde bulunuyor. Bu topraklara sahip olmak isteyenler her zaman olmuştur, olacaktır. Ondan sonraki soru subay olmayı sevip sevmediğine dair. Kendisi gönüllü olarak işini yaptığını ve bunu çok sevdiğini, zaten de zorunlu askerliğe davullu zurnalı güle oynaya gittiklerini ifade ediyor. Bu örnekler göstermektedir ki öğrenciler sadece askeri bilgiler öğrenmekle kalmamakta, aynı zamanda yaşıtlarının askeri değerleri önemsediğini ve benimsediğini fark etmektedirler. Aynı zamanda burada görüyoruz ki sabır ve disiplin gibi ahlaki değerler de orduya ait oldukları için önemli ve değerli kılınmaktadır. Bu iki örneği bir sonraki konumuz olan düşman ve tehdit algısına da örnek olarak gösterebiliriz. Subayın ağzından ülkemize sahip olmak isteyenlerin varlığının söylenmesi ve Ece'nin işte ülke savunmasına daima hazır olmamız gerektiğini söylemesi. Bu üçüncü konumuz olan düşman ve tehdit algısına da birer örnektir. Ülkenin doğal kaynaklar, jeopolitik önem gibi sebeplerle dikkat çekici olması, güçlenmesinin istenmemesi, ülke içindeki bazı grupların da ülke zararına çalışma ihtimalleri düşman ve tehdit algısını oluşturuyorlar. Bunun örneği olarak böyle bir bilgi kutusu aldım. Burada işte tabii ki hani ülkenin neden jeopolitik önem, hepimizin bildiği o jeopolitik önemini sağlayan şeyler işte boğazlar, doğal kaynaklar, petrol kaynaklarına yakınlık gibi şeyler sıralandıktan sonra ancak hızlı gelişme gösteren ülkemizin güçlenmesi bazı devletler tarafından istenilmemektedir. Gelişmekte olan büyük bir ekonomik güce sahip olan ülkemizi kendileri için tehdit olarak gören devletler ülkemizin güç kaybetmesi için çeşitli çalışmalarda bulunmaktadırlar diyerek bu tehdit algısını net bir şekilde ifade etmiştir. Burada bu tehdit algısını yaratan şeyin bu muğlak dil olduğunu düşünüyoruz. Yani bazı devletler, kimi güçler, bir takım devletler, bir takım güçler, devamlı bu muğlaklık aslında bu tehdit algısını bir yandan güçlendiriyor. Bu
nereden ve ne zaman kim tarafından gelecek olduğu belli olmayan bu tehdide her an hazır olmamız gerekiyor. Dilin kullanımında ise sıklıkla kullanılan ifadeler, şiir ve özlü sözler, otorite figürlerinden yapılan alıntılar dikkatimizi çekiyor. Burada bu örnek Koza 5. sınıftan alındı. Hepimizin bildiği bir bayrak şiiri var. Buradaki Yiğitler Ölürken Bile Gülerler dizesi ölümü yüceltme. Yani tek başına bunun burada olması bile bir ölümü yüceltme faktörüyken bunun tekrar burada alıntılanıp sorulması da öğrencilere bunun benimsetilmesi şeklinde algılanabilir. İkinci şiirimiz yine aynı kitaptan. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Yine aynı şekilde kız kardeşimin gelinliği şehidimin son örtüsü şeklinde. Bu tarz şiirlerin hani hala evet bunlar kullanılıyor. Bizim zamanımızda hep vardı. Bunların alıntılanması bu dil vasıtasıyla, bu dilin kullanılması vasıtasıyla ölümün yüceltilmesi ve vatan borcunun ancak ölüme, onun uğrunda ölmeye bağlanması bakımından ilginçtir. Bir sonraki örneğimizde sıklıkla kullanılan kelimeleri görüyoruz. Burada bu iki örnek birbirine yakın sayfalarda. Tuna 4. sınıf kitabı. Düşman kelimesinin aynı paragraf içerisinde 3 kere kullanıldığını görüyoruz. Bu 3'ten fazla bile olabilir. Hatta sadece bunları alıntıladık. Aynı zamanda Türk ordusu kahraman, öldüğü zaman şehit. Ama yani düşman ordusu, tırnak içerisinde düşman ordusundan birisi öldüğü zaman onlar kayıp. Yani ölüm ancak Türk ordusunun başına geldiği zaman, Türk askerinin başına geldiği zaman kutsal olan bir şey. Diğerleri kayıp zaten. Bu şekilde. Son örneğimizde Atatürk'ün sözlerinin bağlamı dışında ve belirli bir gerçeklik algısı yaratacak şekilde tartışılmaz bir otorite figürü olarak alıntılanması konusudur. Bazı önerilere gelecek olursak diyebiliriz ki ahlaki değerler askerlikle ilişkilendirilmemelidir. Ahlaki değerler kendileri, bizatihi kendileri öyle oldukları için değerlidir, önemlidir. Askerler öyle oldukları için değil. İkincisi dış ve iç tehdit vurgusundan kaçınılmalıdır. Burada öğrenciler tarih, coğrafya, ekonomi gibi konuları tehdit algısı, tehdit vurgusu üzerinden öğrenmemelidir. Bunlar devletin kendi olguları, kendi gerçekleri oldukları için önemlidir. Bunlar tehdit vurgusuyla anlatılamaz. Üçüncü önerimiz. Olgular aktarılırken yorum ve değer yargısı içeren ifadelerden kaçınılmalıdır. Savaş gibi tarihi olgular yorum ve değer yargılarına bulanmış bir biçimde anlatılmamalıdır. Şehitliği öven, tehdit düşüncesini yerleştiren ifadelerle anlatılan konu bir olguyu anlatmaktan ziyade belirli bir değeri yerleştirmeye yarayacaktır. Burada sizinle küçük bir anekdot paylaşmak istiyorum. Gonca arkadaşımız bize şeyde anlatmıştı, öğretmen olan annesinin, kendisi de burada, başına gelmiş bir örnek. Sınıfta bir öğrenci şunu soruyor. Hocam İngilizler bizim düşmanımız değil mi? Neden biz onların dilini öğreniyoruz? Dördüncü sınıf öğrencisi. Ve yani aslında hani belki de bu kadar konuşmaya bile gerek yok. Yani sırf şu anekdot, evet İngilizler bizim düşmanımız değil mi? Yeterli herhalde bunu söylemeye. Dördüncü önerimiz ise düşmanca ve dışlayıcı değil, barışçıl ve kapsayıcı bir dil kullanılması. Burada göz dikilmiş, sahip olunmak istenen düşman gibi ifadeler kullanmaktan kaçınmalı. Ülkenin önemi sadece işte yeraltı kaynakları, jeopolitik önem, petrol vesaire gibi konulara değil, işte yatırım, turizm, festivaller, şenlikler vesaire gibi daha barışçıl, daha olumlu, daha pozitif şeylerle anlatılmalı ve bunlar güçlendirilmeye çalışılmalıdır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.
Şimdi toplumsal cinsiyetle devam edelim. Çok özel bir konu aslında toplumsal cinsiyet. Militarizmden de birazcık, yani diğer aslında ders kitaplarındaki problemlerden de biraz farklı olarak en önemli özelliği toplumsal cinsiyet meselesinin tüm ders kitaplarına yayılmış olması. Yani zaten önce Tarih Vakfı'nın yaptığı iki çalışma da bunu gösteriyor. Mesela istatistiklere göre en çok toplumsal cinsiyet problemi fen bilgisi ve matematik ders kitaplarında bulunmuştu önceki çalışmalarda. Neden? Mesela matematikte belli problemler üzerinden, problemlerdeki dil üzerinden siz bazı cinsiyetçi dili normalleştiriyorsunuz. Mesela annemin mutfağındaki bardak dolabında 12 tane bardak vardı. Şimdi orada mutfak annenin, bardak annenin, raf annenin, dolayısıyla da iş annenin oluyor. Yani bu yüzden de toplumsal cinsiyet meselesini belki de daha ayrıntılı incelememiz lazım. Biz 1 ve 8 arasında yine aynı şekilde tekrar etmiş olayım. Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler ders kitaplarından size örnekler göstereceğiz. Toplumsal cinsiyetin ders kitaplarında bu kadar yaygın olmasının dışında ders kitaplarının şöyle bir işlevi var. Aynı zamanda biliyoruz ki dünyada bir toplumsal cinsiyet düzeni var. Bu düzenin sürekliliği için ve bu düzenin tekrardan üretilmesi için ders kitapları aslında bir araç olarak kullanılıyor diyebiliriz. Eğer biz buna dikkat etmezsek ve bu farkındalığı ders kitaplarında yaratmazsak. Şimdi burada bir tablo paylaşacağım sizinle. İsterseniz bunu inceleyebilirsiniz. Daha sonra da paylaşabiliriz. Rapora da koyacağız bunu. Bu biraz önce aynı Muhsine'nin yaptığı gibi biz MEP kitaplarını ve özel yayın evi kitaplarını toplumsal cinsiyetteki olumlu ve sorumlu örnekler bağlamında karşılaştırdık ve belli bir küçük bir istatistik çıkardık. Ve çok da anlamlı bir, hani ikisinin arasında çok bir fark bulmadık. Özellikle hiç sorun bulmadığımız sınıflar da var. Olumlu örneklerden önce bahsedeceğim. Devam edelim. Şimdi neydi'den bir örnek. Yani çok önceki bir ders kitabından, hayat bilgisi ders kitabından bir örnek. Biraz önce söylediğim şey, yani toplumdaki kalıplaşmış kalıp yargıların tekrardan üretilmesinde bir araç olarak ders kitabının görülmesi. Burada mesela bir iki öğrenci kendini tanıyor ve kendini ders kitabını okuyan arkadaşlarına tanıtıyor. Sağdaki Ayşe duygusal bir kız olduğunu ve üzücü bir olay görse hemen ağlayacağını söylüyor. Mesela soldaki erkek öğrencide böyle bir anlatım yok. Yani kişisel bir özellik yok ama bu belirlenmiş belli, işte kadınların doğal olarak duygusal olduğu, hemen ağlayabileceği vesaire gibi bu tip özelliklerin kadına yapıştırılması. Bu çok önceden bir örnekti. İlerlemeleri de biraz da hani karşılaştırmak için bunu koyduk buraya. Şimdi devam edelim örneklerden. Roller meselesi. Toplumsal cinsiyet alanında kadının hep belli rollere hapsedildiğini görüyorduk. Önceki kitaplarda bu daha fazlaydı. Çok fazla problem vardı. Kadın ev içinde olmasa da ev dışında sadece belli meslekleri yapanlar olarak gösteriliyordu. Neydi bu meslekler? İşte daha çok öğretmen olarak özellikle kitaplarda gösteriliyordu ya da hemşire olarak gösteriliyordu. Buradaki bu genel kalıp yargıların kırılmaya çalışıldığını ve başarılı örnekleri görüyoruz. Şimdi mesela burada doktor olan ve aynı zamanda başka rollerle birlikte, işte öğrencilere rolleri öğreten bir ders kitabında doktor rolünde bir kadın. Devam edelim. Burada müdür. Genelde eski kitaplarda erkek bir müdür ve hani olursa müdür yardımcısı bir kadın şeklinde görsellere rastlıyorduk. Bu mesela hani bir tersten çevirme örneği. Çünkü böyle öneriler var. Toplumsal cinsiyetle nasıl baş edebiliriz ders kitaplarında? Bu bir öneri. Tersine çevirme örneği. Normalde baba doktor, anne genellikle öğretmen gösterilirken tam tersi bir örnek konulmuş. Bu üçüncü sınıf. Burada itfaiyeci bir kadın var meslekler tanıtılırken. İş bölümü en çok geçen taramalarda en çok sorunlu olan şeylerden bir tanesiydi. Hepimiz de kendi ders kitaplarımızdan da hatırlarız. Genellikle işte anne evde iş yapıyordur, evi süpürüyordur, baba elinde gazete okuyordur vesaire. Yani çok hani kafamızda oturmuş bir görseldir. Bunun hani en olumlu gelişme bu alanda diyebiliriz. Bunu kırmaya yönelik çok fazla örnek ve metin gördük biz. Babanın ailedeki rolüne ilişkin bir iki şey var burada ve iş bölümüyle ilgili. Hani genel bu ataerkil, babanın genellikle hem metinlerde hem şiirlerde
aileyle ilgili belli konularda karar veren bir figürden çıkarıldığını görüyoruz. Bunu da özellikle bazı metinlere ve görsellere yansıtıldığını görüyoruz. Önceki taramalarda en çok çıkan problemlerden bir tanesi herhangi bir konuda önce babaya danışılması, babanın genellikle mali konularda karar veren kişi olması vesaire. Ama burada özellikle 1 ve 3 hayat bilgisi kitaplarında ailede herkesin eşit söz hakkının olduğu ve hep birlikte karar alınıldığı örnekler gösterilmiş. Devam edelim. İşte bu iş bölümünden birkaç tane örnek göstereceğiz. Masa hazırlayan baba. Yine burada. Aynı iş bölümü. Farklı kitaplardan gözüm. Bu bizim favori örneğimiz. Çünkü ütüyü yapan adam, koca, erkek, her neyse, sıradaki işi soruyor yani. O da hani bulaşıklar yıkanacak diye bir cevap veriyor. Toz alan erkek çocuğu. Bu örnekten birkaç tane gördük. Özellikle dediğim gibi hayat bilgisi kitabında sorun da, problem de yakalamadık bu anlamda. O yüzden. Çünkü genel olarak bir tane problemi yakalamak bir şeydir ama hani genel eğilim bizim için önemliydi. O yüzden istatistik çıkardı. Genel eğilim bunu özellikle böyle yansıtmak şeklindeydi. Burada yine ailedeki iş bölümü yansıtılıyor. Hep birlikte iş yapılıyor. Yine baba, büyüklü babamız. Evet. Burada bulaşık yıkayan baba. Bunların hepsi farklı hayat bilgisi kitaplarından iş bölümü konusu altında gösterilen görseller ve metinler. Burada yine aşağıda görüyorsunuz. Bebeği besleyen baba. Devam edelim. Burada biraz önce söylediğim yine karar almanın, hani babanın otorite figüründen uzaklaştırılması ve karar almada aslında eşit payının olduğu. Yine tekrar edeyim, bunun tersi bir örnek görmedik. Yani babanın başka türlü bir otorite olarak yansıtıldığı bir örnek görmedik. Bu yüzden bizim için anlamlı. Kadın rol modelleri vurgu en çok yine sorun olan alanlardan bir tanesiydi. Sanki hani farklı bu tarama sonuçlarında da hep ortaya çıkmıştı. Hiç mi başarılı iş kadını yok, hiç mi başarılı akademisyen yok, doktor yok, sanatçı yok vesaire. Genellikle hep erkek alanı olarak oralar gösteriliyordu. Şimdi kadın rol modellere ekstradan bir vurgu yapıldığını gördük. Mesela işte bir akademisyen, bir sanatçı. Devam edelim. Afife Jale, Çiğdem Kağıtçıbaşı, akademisyen. Burada tarihten kadın politikacılardan, siyasetçilerden örnekler. Bu iyi bir örnek çünkü en azından bir tane Osmanlı Devleti'nden bir kadın figürü konulmuş. Hemen burada şundan söz etmek istiyorum. Bu sene biliyorsunuz vatandaşlık dersi tekrar konuldu 8. sınıflara. Bu kitap, birkaç tane daha örnek vereceğim bu kitaptan. Gerçekten diğerleriyle karşılaştırırsak, yani eski vatandaşlık kitapları ve sosyal bilgiler kitaplarıyla karşılaştırırsak epey bir ilerleme içeriyor. Ondan birkaç tane örnek göstereceğim. Burada yine demokrasi kültürü konusu içerisinde farklı başarılı olmuş kadınlardan örnekler konulmuş. Farkındalık meselesi biraz sonra öneriler kısmında da konuşuruz. Belki sizler de fikirlerinizi söylersiniz. Yani şimdi belli olguları çıkarmak ve belli rolleri yansıtmaktan kaçınmak aslında toplumsal cinsiyet meselesini çözmek anlamına gelmiyor. Çünkü ders kitabının yazarlarının da bu bilinçte olması lazım. Ayrıca ders kitabının bu toplumsal cinsiyet sorununu gözler önüne sermesi lazım. Bu farkındalığı yaratmak için belli konular koyması, etkinlikler üretmesi vesaire gerekiyor. Bunu başarmış aslında tek kitap vatandaşlık kitabı diyebiliriz. Oradan bir iki örnek göstereceğim. Öğretmen eğitimi için de önemli çünkü. Mesela bu kitapta bir etkinlik konulmuş. Burada kadınların ve erkeklerin okulda, iş hayatında hangi alanlarda neler yapmak zorunda olduklarını soruyor öğrencilere. Kadınların, erkeklerin duygusal özellikleri nelerdir? Bu duyguları tüm insanlar hissetmez mi? Deyip burada öğretmen kılavuzundan da bir örnek. Devam edelim. Burada öğretmene, öğretmen kılavuzuna çok güzel bir arka plan bilgisi verilmiş. Çünkü bu önemli bir şey. Bu etkinliği nasıl yapmalı? Toplumsal cinsiyet meselesini derslerinde öğretmen aslında nasıl açmalı diye. Güzel bir örnek var burada. Toplumsal cinsiyetin ne olduğunu, cinsiyetin ne olduğunu, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını öğretmene öğretiyor. Ve bu etkinlikler yoluyla, biraz önceki sorular yoluyla aslında bunların yani en temel bilgi, mesela işte biyolojik olarak getirdiğimiz özellikler olmadığını, bunların toplumsal olarak kadın ve erkeğe yapıştırılmış roller ve özellikler olduğunu
olduğuna dair bir farkındalık yarattırmaya çalışıyor. Burada yine bir problem olarak bunu koyduk. Genellikle ders kitapları çok problemlerden uzaktır. Hani ama Türkiye'de de çok yaşanan bir problemdir. Hani kadın çalışmak istiyordur ve ama hani eşi çalışmasına izin vermiyordur. Bunu ders kitabında olması önemli diye düşündü. Bu yine aynı şekilde aynı kitaptan demokrasi kültürü bölümünden belli özelliklerin duygusal olmak, kadın olmak vesaire gibi sıralanması yine aynı şekilde aslında eşit olduğumuza dair bir etkinlikle birlikte öğrencilerine kazandırmasına yönelik bir etkinlik. Bu da çok güzel. Şimdi bu tabii bu kadar olumlu örneğin olduğu hiç sorunla karşılaşmadığımız anlamına gelmiyor. Birkaç tane sorun da paylaşmak istiyorum. Çalışma yaşamıyla ilgili mesela belli kitaplarda yine mesela bir meslek konusu açıldığı zaman sadece bir tane, iki tane kadın var. Bunlardan bir tanesi kuaför, bir tanesi de öğretmenlik yapan kadın. Buna dil meselesinde tekrar geleceğiz. Yani bayan kelimesinin hala ders kitaplarında kullanılıyor olması. Aynı şekilde yine aslında ayrımcılık içeren iş ilanları. Neden? Zaten baştan askerliğini yapmış vesaire gibi bir şey koyduğunuz zaman o iş ilanına o kadınları baştan dışlayan bir dil oluyor. Ekstradan bir şey söylemiyorsunuz. Erkek adaylar için demiyorsunuz da askerliğini yapmış olması lazım. Ve ayrıca bayan kelimesinin hala ders kitaplarında kullanılıyor olması. Bunu biraz sonra tekrar göstereceğiz. Burada bir kitapta iki sayfaya yayılmış. Devam edelim. Burada üç meslek var. Toplam beş meslek tanıtılıyor bir konu içerisinde. Bu meslek tanıtımının hiçbirisinde bir kadın yer almamış. Anne baba rollerinde bir iki sorun bulduk. Burada kadın mutfak harçlığından biriktirip almak istediği şeyi alıyor. Ama erkek kendi işte maaşından biriktirdiği şeyi yapıyor. Yine anne mutfakla o ilgilenir, bütçeyi o yapar. Dolayısıyla bir para biriktiriyorsa o da mutfak harçlığından olur düşüncesi. Babayla bütçe yapan çocuk. Burada kadının bulaşığı, çamaşırı elle yıkarken makinelerin şu anda ne kadar işine yaradığını gösteren bir aslında etkinlik, ünite değerlendirmesi bölümü. Akşam yemeğini hazırlayan anne. Tutumluluk diye bir konu, küçük bir hikaye. Bu hikayede çocuklar okulun düzenlediği bir geziye gitmek istiyorlar. Gezi için hemen gidip babalarına danışıyorlar. Çünkü gezi parasını babası ödeyecek. O da yapamayacağını vesaire söylüyor. Onlar da kendi biriktirdikleri parayı veriyorlar. Dolayısıyla burada izin alması gereken kişiye ve ailenin ekonomisini düzenleyen baba olarak yansıtılıyor. Dil meselesi, bayan kelimesinden şimdi tekrar bahsedelim. Bunun kullanılmasından. Burada bir hani kavram kargaşası yaşamış yazarlar. Hani bazılarında kadın kullanıyor. Neden biz anlayamadık? Komik bir örnek. Yani Türk kadın piyanisti, ilk bayan hakem, ilk milli bayan yüzücü, ilk kadın emniyet müdürü gibi bir şey. Bu hala bayan kelimesinin bir hitap sözcüğü olmasına rağmen bir cinsiyeti belirten bir şey olarak kullanılması çok büyük bir problem. Bu bir kere muhafazakar bir söylem. Bunun kesinlikle ders kitaplarında olmaması gerekiyor. Burada gazete haberi var. Gazete haberi zaten erkek kelimesini kullanmış. Yani, erkek olsaydı daha fazla maç verirlerdi diye bir şey kullanmış ve içinde böyle hani bayan kelimesi geçmiyor ama ders kitabı yazarı demokrasinin serüveni konusu içerisinde kadın haklarından bahsederken bayan hakem başlığını atmış. Daha da ilginci aşağıdaki soru. Sizce kadınların erkeklerin daha etkili olduğu alanlarda çalışması uygun mudur? Şimdi bu başlı başına bir sorun yani. Böyle bir soru koyması zaten ortada baştan daha etkili olduğu alanlar var. Erkeklerin kadınlar da çalışsın mı? Ay ne güzel olur falan gibi bir herhalde cevap bekliyor. Çünkü ders kitaplarındaki en büyük problemlerden bir tanesi de cevabı belli sorular konulur ya, onlardan bir tanesi aslında. Sizi cevabı... Efendim? Kadın hakeme sormuyorlar. Yok yok, öğrenciye soruyorlar. Bu metin için değerlendirme soruları. Kadın hakeme sormuşlar, ne diyecekti? Evet. Şimdi bu Osmanlı Cumhuriyet anlatısını da koyduk. Aslında bu sadece toplumsal cinsiyetle ilgili bir problem değil. Yani genel Türkiye'deki
tarih eğitiminin, sosyal bilgiler ve tarih eğitiminin bir problemi. Orada Osmanlı Devleti sona erdi, 1923 Cumhuriyet kuruldu ve her şey birden hepimiz aydınlandık düşüncesiyle birlikte çok sorunlu bir tarih anlatısı var. Tarih derslerinde de öyle, sosyal bilgilerde. Neden bunu toplumsal cinsiyette koyduk? Onu söyleyelim. Çünkü genellikle özellikle ders kitapları bunu şöyle yapıyor. Bu modernleşme anlatısını, yani Cumhuriyet sonrası modernleşme anlatısını kadın üzerinden kuruyor. Her zaman bu verilen örneklerde işte oy kullanan bir kadın görseli, siz de hatırlıyorsunuzdur ders kitabımızda. Yani hemen kadın çok büyük haklara kavuştu. Zaten Osmanlı'da kadının hiçbir şeyi yoktu. Neredeyse köleydi. Çünkü çocukların kafasında öyle bir şey oluşuyor. Bu vurgu da genellikle Orta Asya'dan da hemen Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlayarak, yani Orta Asya Türklerinde her şey çok iyiydi ve kadınların çok fazla hakkı vardı. Zaten Türklerin tarihi de böyle çok birbirine bağlı süre gelen bir tarih olarak verildiği için orada çok iyiydi Orta Asya'da Türklerde. Osmanlı'da birden kadın, hiçbir hakka sahip olmayan bir kadın, Cumhuriyet'le birlikte bütün haklarına kavuşan kadın. Dolayısıyla modernleşme anlatısı her zaman kadın üzerinden kuruluyor. Bir tane ilginç örnek var. Sizin de aslında görüşlerinizi merak ediyorum. Burada öğrenciye bir etkinlik yaptırılmaya çalışılmış. Solda Osmanlı Devleti'ne divanı gösteren bir minyatür var. Sağda ilk meclisi gösteren bir fotoğraf. Şöyle bir soru soruluyor çocuklara. Yandaki kadını görüyorsunuz, oy kullanıyor, aydınlanmış. Şimdi bu minyatürde kadınların olmamasının nedeni ne olabilir diyor. Şimdi, ama mecliste de yok ki. Yani yok. Şimdi öyle bir soru çocuğun kafasında bambaşka bir şey yaratıyor. Yani Osmanlı Devleti tamam, kadın yok, divanda kadın yoktu. Tamam, hiçbir hakkı yoktu. Cumhuriyet, modern devlet, oy kullanan kadın. Bu çok aslında sorunlu bir alan ama bunun hakkında ayrıntılı çalışmak için biraz daha tarih kitaplarına da bakmak gerekiyor. Özellikle lise kitaplarına bakmak lazım. Bir tane daha örnek. Bu çok komik. Çünkü demokrasinin serüveni diye bir konu var 6. sınıfta. Bu genellikle MEP kitabında da böyle ama o anlatı öyle bir kuruluyor ki biraz önce verdiğim örnekler üzerinden düşünebilirsiniz. O anlatıda demokrasinin serüveninde hemen işte Türklerden bahsedilir. Türklerde kadının ne kadar çok, Orta Asya'da ne kadar çok hakkı olduğundan bahsedilir. Burada çocuklar kadın hakları konulmuş buraya. Öyle bir konu konulmak istenmiş. Ve kızların okuması için yapılan belli çabalardan bahsedilmiş. Çocuklar Dede Korkut'la röportaj yapıyorlar. Yaptıkları röportajda da aslında Dede Korkut onlara ne kadar Türklerin kadınlara hak verdiğini anlatmaya çalışıyor. Ama kullandığı cümlelere bakalım şimdi en sonda. İsterseniz diğerlerine de bakabilirsiniz sonra. İslamiyet'ten önceki göçebe Orta Asya Türklerinde kadın kahramandır. Gerekirse kocasının yanında savaşır. Aile içinde saygıdeğer bir yeri vardır. Ve hepsinden önemlisi anadır. Şimdi bu olumlu bir şey olarak yansıtılıyor. Yani öyleydi zaten. Hani ana, kahraman yanında çok önemli bir yeri var. Çok saygıdeğer. Ama şimdi bak, Dede Korkut dava açabilir. Yani ben böyle evet. Yani bir katılıyorum buna. Tabii bunu böyle hani cımbızla çekmişiz gibi düşünülmemesi gerekiyor bence. Çünkü biraz önceki verdiklerimiz işte bu militarizm, ordu millet düşüncesi, nasıl bir biz kuruldu, bunun hepsini bir araya topladığınız zaman mesela Muhsine'nin verdiği koskoca bir ünite örneği 6. sınıftan örnekti. 6. sınıftaki İpek Yolu'nda Türkler örneği. 6. sınıftan demokrasinin serüveni. Şimdi çocukların kafasında nasıl bir tarih, nasıl bir modernleşme, nasıl bir kadın hakkı imgeleri oluşuyor. Bunun için çok önemli bir örnek diye düşünüyoruz. Önerilerimizi söyleyip bitirelim. Başında da söylemiştim. Yani ders kitaplarında gerçekten böyle bir alan var. Zaten hayat bilgisi, sosyal bilgiler dediğimiz dersler çocukların bu alanı öğreneceği yerler. Yani bu derslerde bunları koymayacağız da nerede olacak bu konu? Yani hakikaten bu konunun oralara girmesi, farkındalık yaratacak etkinliklerin metinden olması lazım. Bu yüzden mesela vatandaşlık, gösterdiğim vatandaşlık kitabındaki perspektifin diğer kitaplara yansıması önemli. Öğretmenler için kılavuz kitaplarında daha ayrıntılı bilgilere ihtiyaç var. Yani bu yani tarihsel de aynı zamanda kavramsal da arka planı bir şekilde onlara kazandırmak, vermek gerekiyor. Geleneksel aile modeli
hiç yok kitaplarda. Bu bence toplumsal cinsiyetin en önemli meselelerinden bir tanesi ama oraya herhalde daha yolumuz var diye. Hani Türkiye buna hazır değil, biraz çok klişe olacak ama hani parçalanmış bir aile yok mesela hiçbir ders kitabında. Ya bir çekirdek aile var ya da geniş aile, yani dede babaanneyle yaşayan bir aile. Yalnızca babasıyla, yalnızca annesiyle yaşayan bir aile yok. Tarih anlatısının yeniden kurgulanması, biraz önce bundan bahsettik. Bu hakikaten aynı zamanda tarih eğitiminde problemi. Ve hani gerçekten yine ders kitaplarının en önemli problemlerinden bir tanesi bir pembe dünya çiziyor olması. Yani gerçek hayattan ders kitapları çok kopuk. Kadın meselesi dediğimiz zaman Türkiye'de bugün yaşanılanları, problemleri hepimiz biliyoruz. Öğrenciler de bunları biliyor ve bunlardan etkileniyorlar. Bunları da sınıfa taşıyorlar zaten. Ama ders kitabı bundan soyutlarsa kendini, oraya sadece oy kullanan bir kadın koyarsa komik duruma düşüyor. Buradaki problem mesela kadına yönelik şiddeti kitaplara gayet rahat bir şekilde sokabilmeliyiz. Yani bunu çocuklarla tartıştırmak gerekir diye düşünüyoruz. Teşekkürler.